Bursa'nın altyapısının yenilenmesi 90'lı yılların başına uzuyor. Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçişle birlikte Bursa'da İSKİ kanununa bağlı olarak kurulan BUSKİ Genel Müdürlüğü yola dış kredi teminiyle başladı. Avrupa Yatırım Bankası, Nedan ve diğer yabancı finans kuruluşlarından sağlanan krediler için o vakit suyun ton fiyatı dolar kuruna endekslenmiş ve bu durumda Büyükşehir Belediye Meclisi'nde muhalefetin diline dolanmıştı. İyi ki o krediler alınmış ve kentin altyapısı yenilenmiş. Bursa'nın suyunu büyük masraflarla arıtıp şebekeye verdiği ve yüzde 65 kevgire dönen iletim hatlarında kaybettiği yıllar geride kaldı. Şimdilerde bu oran yeni yatırımlarla kent merkezinde yüzde 20,47. Y. Sonradan 6.360 sayılı bütün şehir kanunu ayl büyük şehir sınırlarına katılan ilçelerde de yüzde 38'ler seviyesine kadar çekildi. B nin kurduğu SCADA uzaktan izleme ve gözleme sistemi sayesinde içme suyu şebekesinde kayıp oranı %65'lerden %20'lere kadar indirildi. Bu oran Avrupa standartlarında bir oran. Yani su şebekesindeki kayıp kaçağı önlemede BUSKİ Genel Müdürlüğü Avrupa kentlerini yakalamış durumda. Kuruluşundan itibaren emek veren ve halen de iş başında bulunan kurum çalışanlarını, yöneticilerini kutluyoruz. Peki bu sistemle Bursa ne kazandı? Bursa. Uzaktan izleme sistemi sayesinde iki Doğancı Barajı Havzası büyüklüğünde, 83 milyon metreküp su kaybını önlemiş oldu. Kuraklık yaşadığımızı şu günlerde, bunun ne demek olduğunu izaha gerek yok diye düşünüyoruz. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç. Ve ekibi içinde bunun büyük başarı olduğu kanaatindeyiz. Elbette, siyasi otorite olarak iş başına gelen büyükşehir. Belediye başkanlarının katkısını da yatsıyamayız. Çünkü, en büyük riski onlar alıyor. Yabancı kredi arayışı ve onayı ile kent olarak uluslararası büyük bir borcun altına gir. İliyor. Türk Telekom'dan sefer ışıkları üzen haber. Önceki gün bu sütunlardan Bursa'nın 30 kilometre dibindeki kırsal mahallelerden Osman Gazi ilçemize bağlı sefer ışıklarda cep telefonu şebekelerinin hiçbirinin çekmediğini aktarmış muhtar Hüseyin Kahraman'ın serzenişlerine değinmiştik. O yazımız üzerine Türk. Telekom yetkililerinden Sefer Işıklar mahallemizi ve muhtar kahramanı üzecek bir açıklama aldık. Türk. Telekom yetkilileri, şirketlerinin Osman Gazi'ye bağlı Sefer Işıklar mahallesinde 2023 yılı yatırım programında bir GSM. Şebekesi kurulumunun bulunmadığını bildirdiler. Bölgenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, evrensel şebeke programında bulunduğunu ve yatırımın bakanlıkça yapılması gerektiğinin altını çizen yetkililer, Sefer Işıklar Sakinlerinin, bakanlıkça gerçekleştirilecek şebekeyi takip etmelerini tavsiye ettiler. Açıklama gösteriyor ki, Türk Telekom 2023, de Bursa'nın kırsalına yatırım planlamıyor. Bu demek ki, 2023, te Bursa'da abonelerine sadece fatura kesip, para toplayacaklar. Yeni yatırım hak getire. Yani, Bakanlık Evrensel Şebekeyi kurmazsa, bir bakıma ne haliniz varsa görün demeye getirmişler. Vatandaş da zaten elektrik direklerine ve minarelere tırmanarak şebeke yakalamaya çalışıyor. Demek ki, 2023'de Bakanlık Evrensel Şebeke kurmazsa aynı Çile bölgede devam edecek. Benzer şekilde, önceki AK Parti Büyük Orhan İlçe Başkanı Kamil Turhan da aradı. İlçesinde şebeke çekmeyen mahalleler için yaptıkları girişimlerden şimdiye dek GSM şirketlerinden olumlu bir yanıt alamadıklarını, durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na da ilettiklerini, kendilerinin de kırsaldaki sorunlu mahalleler için evrensel şebeke yatırımlarını dört gözle beklediklerinin altını çizdi. Erdoğan bu kez gelecek gibi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İne Bursa'da gerçekleştireceği miting ve açılışlar birkaç kez iptal oldu. Erdoğan'ın Bursalılar buluşması bir türlü gerçekleşmedi. Ancak, İznik. Teki dünya göçebe oyunlarına akşam, birkaç saatliğine de olsa katılıp dönmüştü. Şimdi, AK Parti teşkilatları dünden itibaren liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ocak'ta Bursa'ya geleceğini ve Cumartesi günü Gökdere Meydanı'nda saat 13.00'te hemşerileriyle buluşacağını paylaşıyorlar. AK Parti, bu programa önem veriyor. Çünkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer programlara işi siyasi spekülasyona neden olmuşu. Gökdere. İyi en az MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin topladığı kalabalık kadar toplamak için şimdiden çalışmalara başlardılar. Erdoğan'ın hem miting hem de toplu açılışları buradan yapması bekleniyor. Partisine ve kendisine hemen her sandıkta Türkiye. Ortalamasının üstünde destek veren Bursa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için de ayrı bir yeri olduğunu biliyoruz.